Dostlarım selamlar. Bugün Ukrayna'dayız. Ukrayna'ya dair 80 ilginç detay bulacağınız bu videoya hoş geldiniz. Öyleyse daha fazla vakit kaybetmeyelim. Haydi gelin Ukrayna'yı birlikte keşfedelim. Ukrayna Doğu Avrupa'da bir ülkedir. 603.549 kilometrekare yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Ukrayna ve çevresinde modern insanların yerleşimi, Kırım Dağları'ndaki Gravettian kültürünün kanıtları ile birlikte M.Ö. 32.000 yılına kadar uzanmaktadır. Ukrayna'nın eski Slav dilinde sınır ülkesi anlamına geldiği düşünülmektedir. Önceden Rutenya olarak da adlandırılan ülke, Slavlardan önce sırayla İskitler, Hunlar, Hazar Türkleri, Kıpçaklar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar ve Altın Orda Devleti ve Osmanlı Devleti tarafından kontrol edilmiştir. 8 Aralık 1991'de Belarus, Rusya ve Ukrayna ortak bir karar alarak Sovyetler Birliği'ni resmen ortadan kaldırmaya karar verdi. Bağımsız Devletler Topluluğu ilan edildi ve Ukrayna bağımsız bir ülke haline geldi. Günümüzde Ukrayna'da savaş devam ediyor. Birçok masum insan hayatını kaybediyor. Tüm kalbimle barış diliyorum ve bir an önce bu savaşın bitmesini diliyorum. Güzel Ukrayna'yı da çok seviyorum. UNESCO Dünya Mirası alanları dünyanın en önemli bölgelerinden bazılarını belirler ve Ukrayna, başkent Kiev'deki Saint Sofia Katedrali ile dahil olmak üzere 7 tanesine ev sahipliği yapacak kadar şanslı bir ülkedir. Ukrayna'ya özgü bir yemek sorulduğunda pek çok kişi Kiev tavuğu diyecek olsa da Ukrayna'nın ulusal yemeği aslında pancar ve sığır etinden yapılan kendine özgü kırmızı bir çorba olan pancar çorbasıdır. Ukrayna'nın resmi dili elbette Ukraynaca. Ancak Ukrayna'da 20 farklı dil konuşuluyor. Ukraynalıların %18'i İngilizce de konuşabiliyorlar. Ukrayna en sevilen tatil eğlencelerinden birine de ev sahipliği yapıyor: Paskalya yumurtaları. Orijinal olarak bal mumu ve boya kullanılarak renklendirilen ve desenlendirilen bu favori dekoratif ikram Ukrayna'da oldukça meşhur. Batı Ukrayna'ya düşen Karpat Dağları'nın bir parçası olan 2061 metrelik Hoverla Dağı, Ukrayna'nın en yüksek zirvesi ve doğa sporları için popüler bir yer. Ukrayna, dünyanın en büyük ayçiçeği tohumu üreticisi ve Ukrayna'nın her yerinde bu sarı çiçeklerden oluşan çarpıcı tarlalar göreceksiniz. O kadar çoklar ki söküp alsanız bazı ülkelerin tamamını kaplayacak büyüklükte. Ukrayna genellikle Avrupa'nın ekmek sepeti olarak adlandırılıyor çünkü buğday yetiştirmek için ideal koşullara sahip ve bu ürünün önemli bir üreticisi. Ülkedeki en eşsiz turistik yerlerden biri ise Aşk Tüneli olarak adlandırılan yer. Muhteşem yeşilliklerle çevrili endüstriyel demiryolunun bir bölümü olan bu tünel, romantik bir yürüyüş yapmak isteyen çiftlerin gözdesi. Mutlaka burayı daha önce görmüşsünüzdür. Ukrayna, güneyde Karadeniz'e kıyısı olan bir ülke ve burada sakinleri nedeniyle genellikle Yılan Adası olarak bilinen Zimny Adası üzerinde kontrol sahibi. Burası son buzul çağında adada sıkışıp kalan ve nesli kritik derecede tehlike altında olan altın mızrak başlı çukur engereğin tek doğal yuvası. Vatandaşların ve hükümetin haklarını belirleyen dünyanın ilk anayasası 1710 yılında Ukraynalı Hetman Pilip Orlik tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Karşılaştırma yapmak gerekirse ABD Anayasası 1787 yılında hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Zaporijya 1553-1554 yıllarında kurulan ve bugün dünyanın ilk demokratik oluşumlarından biri olarak kabul edilen Ukrayna Kazaklarının sosyopolitik ve askeri idare örgütüdür. Dünyadaki 12 lavradan 4'ü de Ukrayna'da bulunuyor. Lavra ne diyeceksiniz? Aslına bakarsanız Slav kültüründe bir manastır çeşidi diyebiliriz. Bunlar Kiev Peçerks Lavrası, Pochayev Lavrası, Polydormition Svyatogorsk Lavrası ve Polydormition Univ Lavra of the Study Statue. Ukrayna, dünyanın 3. büyük nükleer silah cephaneliğinden vazgeçti. Bağımsızlığı ilan ettiği sırada Ukrayna topraklarında 1000'den fazla nükleer başlık vardı ve füzeler konuşlandırılmıştı. Mamut kemiği üzerine oyulmuş, dünyanın en eski haritası ve Homo sapiens'in en eski yerleşim yeri de Ukrayna'da. Rivne bölgesindeki bir köyde bulundu. Bu eser 15.000 yıllık. Ukrayna, Mısır piramitleri ve Stonehenge'den daha da eski olan dünyanın medeniyet beşiklerinden birine de ev sahipliği yapıyor. Zaporijya bölgesindeki taş mezar kompleksi bunun bir örneği.
1929 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kanıtlanmış tüm gaz rezervlerinin yaklaşık %60'ının Ukrayna topraklarında yoğunlaştığını ilan etmiş ve ardından ülke belirli bir süre için Avrupa'ya en büyük doğalgaz ihracatçılarından biri haline gelmiştir. Bugün Ukrayna, Avrupa'da kaya gazı arama çalışmaları açısından Polonya ve Fransa'nın ardından 3. sırada yer alıyor. Aynı zamanda Ukrayna 2.3 milyar ton ve dünyadaki tüm yatakların %11'i ile dünyadaki en büyük manganez cevheri rezervlerine de sahip. Ukrayna'daki İyimser Mağarası dünyanın en uzun alçı mağarasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mamut Mağarası'ndan sonra en uzun ikinci mağaradır. Ülke dünyadaki tüm kara toprak rezervlerinin 1/4'üne sahiptir. Bu da oldukça yüksek bir oran. Dünyanın tek su altı nehri de Karadeniz'de, Ukrayna'da bulunuyor. Karada olsaydı su hacmi bakımından 6. sırada yer alacaktı. Saniyede 22 bin metreküp. Ülkenin kendi Maldivleri var. Beyaz kumlu ve berrak mavi denizli muhteşem plajlar. Rusya tarafından tahrip edilen Kerçon bölgesindeki koruma altındaki bir adada yer alıyorlar. Eskiden burada atlar ve develerin yaşadığını da belirtiyorlar. Uzayda seslendirilen ilk şarkı, Ukraynalı kozmonot Pavlo Popovich tarafından Vostok 2 uzay aracında Ukraynalı uzay aracı tasarımcısı Sergey Korolyov için özel olarak söylenen "Gökyüzüne bakıyorum ve düşünüyorum" şarkısıydı. SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın bile onu sektördeki en iyi uzmanlardan biri olarak nitelendirdiğini belirtmemiz gerekiyor. Ukraynalı Yuri Kondratyuk, Amerikalılar tarafından Ay'a inmek için başarıyla kullanılan güçlü bir yer çekimi alanına sahip bir gök cismi üzerinde durma teorisini geliştirdi. Ukraynalılar, yüksek öğrenim görmüş vatandaş sayısı bakımından gezegendeki en eğitimli uluslardan biridir. Tebrik ediyorum. Ukraynalı Yuri Burdiak, Afrika'daki Anglo-Boer Savaşı sırasında Winston Churchill'in hayatını kurtarmıştır. O dönemde Churchill sıradan bir gazeteci olarak esir alınmış ve Boer birliklerinin birinin komutanı olan Burdiak, İngiltere'nin gelecekteki liderini idamdan kurtarmıştır. 2011 yılında Tom Clancy's Ghost Recon Shadow Wars oyunu 3 yıl içinde gerçekleşecek olayları öngörmüştür. Çünkü oyunun konusunun önemli bir kısmı Ukrayna direnişine ve Rus birliklerine karşı savunmaya ayrılmıştır. Ve Combat Mission Black Sea'de Ukrayna, NATO ile birlikte Rusya'ya karşı savaşmaktadır. Rusya tarafından Kiev yakınlarındaki Gostomel Havaalanı'nda tam ölçekli işgalin başlangıcında imha edilen N-225 Mirya uçağı dünyanın en büyük kargo kapasitesine sahipti ve en büyük uçağıydı. 240'tan fazlası dünya rekoru olmak üzere 462 havacılık rekorunu da kırmıştı. Ukrayna ve Slovakya sınırındaki modern kontrol noktalarından biri köyü ikiye bölerek Mali Selmentsi ve Velki Selmentsi'yi oluşturur. Bunun nedeni Selmentsi köyünün bir zamanlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Çekoslovakya arasında sokaklardan biri boyunca bölünmüş olmasıdır. Ukrayna halk hikayelerine göre Kiev'de 3 resmi cadı toplanma yeri bulunmaktadır. Bunlar Lise Hora, Cesur Dağ adını paylaşmaktadır. Rivne Oblast'ta bulunan Krupove'de dahil olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde el yapımı tezgahlarla dokuma hala kullanılmaktadır. Dünyadaki pek çok kültürün aksine Ukraynalılar alyanslarını sol değil sağ ellerine takıyorlar. Dünyaca ünlü O Sole Mio şarkısı da Ukrayna'da bestelenmiştir. Ukrayna romantizmi 1830'larda gelişmeye başlamıştır. Romantik şair ressam Taras Shevchenko bu konuda merkezi bir rol oynamıştır. Kendisi yaygın olarak ulusal uyanışın babası olarak da kabul ediliyor. Hatta ülkede bir üniversitesi de var. 23 Haziran'da anılan Ivana Kupala günü Ukrayna'nın en eğlenceli geleneksel kutlamalarından biri. Erkekler ve kızlar çiftler halinde el ele tutuşuyorlar ve bir arınma ritüelinde ateşin üzerinden atlıyorlar. Yerel halk, bir çiftin birbirlerini kaybetmeden ateşten atladığında aşklarının ömür boyu süreceğine inanıyor. Vishivanka, Ukrayna'nın ulusal kostümü. Çiçek detayları içeren süslü el dokuması nakışlarla süslenmiştir. Hem kadınlar hem de erkekler bu kostümü çeşitli vesilelerle giyerler. Kiev yaygın olarak ülkenin ruhani başkenti olarak kabul ediliyor. Hacılar Sofya Kievska Kilisesi'ni ve Aziz Michael'ın Altın Kubbeli Manastırı'nı ziyaret etmek için düzenli olarak uzun mesafeler kat ediyorlar. Az önce sizlere Paskalya yumurtasından ve Paskalya geleneğinden bahsetmiştim. Sonunda bu bal mumu kısmı çıkartılıyor ve geriye gösterişli renklere sahip etkileyici desenler kalıyor. Bu gelenek halen daha sürüyor. Ukrayna uygarlıklarının tarihi M.Ö. 4800 yılına kadar uzanıyor. Ülke Triplian ve İskit uygarlıklarının geliştiği bir bölgede yer alıyor.
Ukrayna, daha önce Neandertal yerleşimleri olan çeşitli arkeolojik alanlara ev sahipliği yapmaktadır. Yerleşim yerlerinde mamut kemiğinden bir konut bulunmaktadır ve atların evcilleştirildiği olası bir yer olarak görülmektedir. Moldova yerleşimleri M.Ö. 43.000-45.000 yıllarına kadar uzanıyor. Bununla ilgili, kalıntılarla da ilgili sizlere bilgiler vermiştim. Dünyanın ilk anayasasının 1710 yılında Ukrayna'da hazırlandığından da bahsetmiştim. Bu belge aslına bakarsanız güçler ayrılığı ilkesini getirmeye amaçlıyordu. Hem vatandaşların hem de hükümetin sorumluluklarını ve haklarını özetliyordu. O dönem göz önüne alındığında oldukça cesur ve oldukça ilgi çekici bir uygulama. Rusya ve Avusturya 19. yüzyılda Ukrayna'ya çok az ilgi göstermişti. Ülke ağırlıklı olarak kırsaldı. Ukrayna modernleştikçe ve kentleşme arttıkça durum hayli değişti. Büyük Katerina ve haleflerinden bazıları 1700'lerin sonundaki Rus-Türk Savaşı'nın ardından Ukrayna'ya Alman göçünün artırılmasını savundu. Öncelikle amaç baskın bir Türk nüfusuyla karakterize edilen ülkenin demografik yapısını seyreltmekti. Stalin, Churchill ve Roosevelt 1945 yılında Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen Yalta Konferansı'nda bir araya geldi. Toplantının amacı savaş sonrası Avrupa'nın örgütlenmesiyle ilgili olarak ileriye dönük bir yol çizmekti. Toplantının yapıldığı Livadya Sarayı şu anda bir müze. Ukrayna demek, Eurovision demek. Oldukça başarılı oldukları Eurovision şarkı yarışmasında daha önce birçok kez birinciliğe ulaştılar. Şu anda ekranda birinci olan sanatçıları da görüyorsunuz. Hatta benim de favorim olan Ruslana Türkiye'de birinciliği kazanmıştı. Bu güzel şarkıyı halen dinliyorum. 1986 yılında Ukrayna dünyanın en kötü nükleer santral felaketine tanık oldu. Trajedi ülkenin kuzey kesiminde bulunan Çernobil santralinde meydana geldi. Bölge o zamandan beri yasak bölge ilan edildi. Felaket ve ilan birçok hayalet kasabanın ortaya çıkmasına yol açtı. Bölge yüksek radyasyon seviyelerine rağmen çok sayıda turisti kendine çekiyor. Kiev 1941 yılında Almanlara karşı gösterdiği şiddetli direnişin onuruna Sovyetler Birliği tarafından verilen kahraman şehir statüsüne sahiptir. Almanlar Kiev Savaşı olarak bilinen olayda şehri kuşatmışlardı. Ülkenin Batı Avrupa ile 1000 yıl öncesine dayanan bağları var. Büyük Prens Yaroslav'ın kızı Anna, 1051 yılında Fransa'nın kraliçe eşi olduğunda ilişkilerin güçlenmesinin önünü açtı. Fransız halkının doğu kültürüyle tanışmasında da büyük rol oynadı. Lviv, dünyada kişi başına düşen en yüksek kafe sayısına ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 1500 işletmeye sahip. Ayrıca dünyadaki en meşhur fast food zincirlerinden birinin de Kiev'deki şubesinin dünyanın en işlek yerlerinden biri olduğu bildiriliyor. Ukraynalılar ünlü vodkanın yerel bir çeşidi olan horilka içmeyi severler. Yerel halk bu ulusal içkiyi biraz daha güçlü kılmak için genellikle acı biberle tatlandırıyor. Ayrıca alkolsüz tatlı bir içecek olan haşlanmış meyve içmekten de hoşlanıyorlar. Bizdeki kompostoya benziyor diyebilirim. Bektaşi üzümü, ravent, çilek, elma ve ekşi meyveler gibi farklı meyve türlerinin pişirmesiyle hazırlanıyor. İçecek genellikle baharatlarla tatlandırılıyor, özellikle kış aylarında sıcak olarak servis ediyorlar. Ukrayna'da yerli olan Ukraynalıların nüfusu yaklaşık %77.8. Bir diğer önemli detay ise şu, Ukraynalılar misafirperver olmalarına rağmen toplum içinde nadiren gülümsüyorlar. Yerel halk, müzik ve sözlü halk edebiyatı yoluyla ifade edilen kendine özgü bir etnokültürel kimliğe sahip. Ukraynalılar geleneksel tarzların yerini alan enerjik, hızlı tempolu halk danslarına da alışkınlar. Dünyanın en büyük uçağı olan N-225 Mirya'dan bahsetmiştim. İşte bu uçağı da yerel halk tasarlamıştı. Travelers Digest'a göre Kiev dünyanın en güzel kadınlarına ev sahipliği yapıyor. Kiev'deki Arselnana metro istasyonu yerin 105.5 metre altına inerek dünyanın en derin ikinci istasyon olma özelliğini taşıyor. Batı Ukrayna'daki Hutsulların önemli bir müzik aleti olan Trembita, 3 ila 8 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun müzik aleti olarak kabul ediliyor. En eski elektronik müzik aletlerinden biri olan Theremin, 1920 yılında Ukraynalı fizikçi ve müzisyen Leon Theremin tarafından icat edilmiştir. Antenlerin etrafındaki el hareketlerini algılayarak ruhani sesler üretiyor. Kent aydınlatmasında önemli bir katkı sağlayan gaz lambası 1853 yılında Ukraynalı bir mühendis olan Lvov tarafından icat edildi. Bu yenilik dünya çapında şehirlerin dönüşümünde önemli bir rol oynadı. Ukrayna'nın kalbinden akan Dnieper Nehri Avrupa'nın en uzun nehri. Yaklaşık 2285 kilometre uzunluğundaki dolambaçlı rotası ülkenin tarihinde ve gelişiminde hayati bir rol oynadı. Ukrayna Euro 2012'ye Polonya ile birlikte ev sahipliği yapmıştı. Ukrayna dünyanın en güzel ülkelerinden biri.
bu güzel ülkeye tekrar barışın gelmesini ve hep birlikte bu güzel ülkeyi tekrar ziyaret edebileceğimiz o güzel yılları özlemle bekliyorum. Tüm Ukrayna'ya ve Ukrayna'da yaşayan dostlarımıza kucak dolusu sevgiler. Bu videoyu da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle kapatmak istiyorum. Yurtta barış, dünyada barış. Hoşça kalın.